dini eksik anlamaktır. Bundan dolayı hiçbir yere varamadığımız görülmektedir. Tepemizde, yanımızda, evimizde, önümüzde, her tarafımızda sapıklıklar zühd atıp duruyor. Bir türlü normal edinemiyoruz. Sebep dini eksik anlamak, yanlış anlamak veya anlayamamak. Ve daha buna benzer. Şimdi çocuklarımız sünnet ettiriyoruz. Tamam, adı sünnet. Düşünün ki yıllar yılın ömrekinde sünnet merasimleri içkili yapıldı, çalgılı yapıldı, dansözler de yapıldı. Adı sünnet olacak, yapılan merasim lanet içinde olacak. Sünnet, adını sünnet koyacaksınız, fakat yaptığınız merasimin içinde fuhuş olacak, içki olacak. Allah Resulü'nün lanet ettiği fiiller ve eylemler işlenecek. Memlekette çok yapıldı bunlar, halen yapılıyor. Sünnetçiler türemişler, hoş sünnetçiler. Ve türlü meslekler, türlü rezaletler sünnet kelimesinin altında icra edilmiş, hala edilmekte. Sebep dini anlamamak, yanlış anlamak. Yine bizler de öyle. Küçük çocuklarımızı belli yaşlarda sünnet ettiriyoruz. Sünnet dediğimiz erkek çocuklarımızın üzerinde, vücudunda küçük bir ameliyat. Tenasül organlarında vaki olan küçük bir ameliyat, operasyon yavrucası. Küçük bir el parçasının kesilip atılması diyoruz. Basit bir şey. Sünnet bu. Ama 15 yaşını ikmal edip de erginlik çağına girdikten sonra Müslüman erkeklerin sakalını kesmemesi de sünnet. Çocuğunun sünnetini yapıyor, kendi sünneti yok adamın. Bir tarafta var, bir tarafta yok. Çarptık bir tutum, yanlış bir tutum. Geçenlerde Yugoslav göçmenlerinden bir Müslüman kardeşimi sünnetine çağırmışlar. Gittim, kalabalığı toplamışlar, yüz güttü. Kimi zrenli, kimi işitmeli Yugoslavya'dan bir hayli insan. Birkaç çocuğun sünnetini yapıyorlar. İçlerinde bir tane sakallı Müslüman'a rastlamadım. Dedim ya evvelsiz sünnet olun be adamlar. Hani size sakal? 124 bin peygamberin geldiğini söylen hepsi sakallı. Siz kime tabi olmuşsunuz, kime benziyorsunuz ya? Çocuklarınızda sünnet var, sizde yok. Birinin kesilmesi sünnet, birinin kesilmemesi sünnet. Bu yanlışlık niye? Bu çarpıklık niye? Bu dalalet niye? Ama işte böyle. Dünyada İslam'ı eksik anlayan milletlerin başına Türkiye geliyor. Nereden başlarsınız? Hangisini söylersiniz? Müthiş bir dalalet. Bakıyorsunuz adam gazeteci, yazar, kitap yazmış, yazı yazmış, makale yazmış, Müslüman bilinen, Müslüman tanınan bir kalem sahibi yahut yazar, çizer adam. Bir konuşmasına rastlıyorsunuz bir toplantıda, efendim din işleri ayrı, devlet işleri ayrı diyor. Sübhanallah. Ya hiç mi okumadın fıkıh kitaplarında? Akaid kitapta men terraka beyne dini ve devleti fakat eşleke billahi azim. Din işleriyle devlet işlerini birbirinden ayıran insan müşrik olur, kafir olur bilmem ama. Mümkün değil. Kim anlatırsınız? Hacı müellefat İslamiyede görün. Men i'tekade enne dine ferik ve devlete ferika sümme haccel beyt sümme mâte havlel kâbetil mukarrana ve mâte kâfiren ebeda. Bir Müslüman inansa ki din işleri ayrı, devlet işleri ayrı, din ayrı, İslam siyaseti ayrı diye düşünse, din işleri ayrı, dünya işleri ayrı diye düşünse ve inansa, bu inancıyla Mekke'ye hacca gitse, hac esnasında Kabe'nin etrafında tavaf ederken düşüp ölse, bu kişi ebedi kafir olarak ölmüştür diyor. Bütün kitaplarda var bu. Bu ne biçim İslam anlayışıdır? Bu ne için İslam anlayacaktır? Memleketler bu yerleşmiş yazarlara, çizerlere, hafif, kendisini hafif kabul edenlere cehalet bol geziyor. Onun için sapıtmışız. Yoksa Allah Resulü لَنْ تَبِلُّ مَا تَمَسْكَتْكُمْ بِهِمَا size emanet bıraktığım iki kaynağa, yani Kur'an'a ve sünnete sımsıkı sarıldığınız müddetçe sizi dalalet etkilemeyecek demiyor muydu? Etkiliyorsa demek yapışmamışız. Sapıklık başımızda yönetim haline gelmişse, işte buyurun, Allah Resulü ferman ediyor, feryat ediyor. لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ
وَاِلَّا اُمُورَهُمْ بِمْرَاءَ رَوَابُ الْبُخَارِ İmam Buhari'nin çok sıhhatle rivayet ettiği hadiste, işlerinin başına kadınları getiren milletler ebediyen iddia olmayacak bir peygamber. لَنْ يُفْرِحَ تَعْكِيدِ نَدِّ اِسْتِحْبَارِ Bu lam ve nun harfi bir fiil-i müzari'nin başına geldiği zaman Arapça kavaide göre لَنْ يُفْرِحَ ebediyen iddia olmayacak, şimdi olamayacağı gibi gelecekte de olmayacak. O milletin yüzü gülmeyecek, o millet çıkmazdan kurtulmayacak, o millet cennete giremeyecek. لَنْ يُفْرِحَ Kavim, millet, topluluk, cemaat, cemiyet neyse وَلَّوْ اُمُورَهُمْ بِمْرَأَةٍ İşlerinin başına kadınları vali yapan, kadınları amir yapan, kadınları bakan yapan idareler vallahi ihlâh olmayacak. Peygamber söylüyor. Amaca bu sapıklık bugün cereyan ediyor. Bu sapıklık bugün bir devlet nizamı olarak karşımıza çıkmış. لَنْ تَظِلُّ مَا تَمَسَّكُ بِهِ مَا لَرْهَانِ حَدِسِ Demek yapışmamışız. Demek sarılmamışız. Şurada şu kabloya dokunduğum zaman beni elektrik çarpıyorsa demek bu izole edilmemiş. Üzerindeki demek ki cereyanı örtecek olan bu kablo kırılmış, çatlamış, eksik kalmış. Sapıklıkla beni çarpıyorsa demek ki sapıklığa karşı sünnetle izole edilmemiş. Kur'an'la izolasyonumuz yapmamıştır. Çıplandı demek ki sünnetle. Evet, bir tek imlek. Efendiler, konular o kadar geniş ki hangi birinden başlarsınız? Hangi birinden devam edersiniz? Vallahi şaşırıyoruz. Meselelerimiz o kadar çok, davalarımız o kadar çok, problemlerimiz. Dünyada problemi en çok olan millet Müslüman millete. Hızdırakları, ihanetlere uğramış olanlar Müslümanlar, yığın yığın davaları olanlar Müslümanlar, çözülmemiş problemleri olanlar Müslümanlar, ırz ve namusu çiğnenen Müslümanlar, hak ve hukuku çiğnenen Müslümanlar, kanları akıtılan Müslümanlar, nesilleri kesilenler Müslümanlar, bugün Batı'da, Avrupa'da çocuk doğursun kadınlar diye teşvik edilirken, Türkiye'de kadınlar çocuk doğurmasın diye teşvik edilir. Tam ters yapıyor. Hırzı, namusu, zürriyeti, mülkiyeti, hürriyeti çiğnenen topluluklar. Gafil, cahil, hiçbir şeyden habersiz, zavallı, çaresiz, çevresiz, çehresiz, nehresiz Müslümanlar. Bu nereye böyle gider? Nasıl gider? Paramızın bereketi yok, hayır yok, huzuru yok yuvalarda, evlerde, meskenlerde, mekteplerde, hiçbir yerde huzur, hayat, hakikat yok. Bizi yöneten devletin, hükümetin bütçesine intikal eden paraların en büyük çoğunluğu fuhuş sektöründen geliyor. Bu sene yine en büyük vergi veren rekortmen olarak ilan edildi yine bir fuhuş işletmesi. İsmini söylemekten hayal ediyoruz ve muazzam sıkıntı duyuyorum bunları söylerken. Tarihin en şerefli bir milleti olarak, Müslüman milleti olarak, kıtalar ötesine İslam'ı götüren bir ecdadın torunları olarak, bugün cebimizde dolaştırdığımız, cüzdanımızda bulundurduğumuz paraların büyük çoğunluğu, genel evlerden toplanan vergilerden hasıl oluyor. Şeyh efendiler de bu parayı yiyor, efendi hazretler de bu parayı yiyor, müftüler de, hocalar da, bütün müminler de bu parayla besleniyor, bu parayla alım satım yapıyor, bu parayla evine ocağına rızık götürüyor. Nasıl hayat bulacaksınız, nasıl iffetinizi koruyacaksınız, nasıl takva sahibi olacaksınız? Hadi fetvaya uydunuz, ya takva ne olacak? Feraset, bir zerre haram lokma, pis lokma yiyenin feraseti ebediyen alınır diyor. Ne feraseti bizde? Feraset bakar bakmaz, tesvit ve teşhis etmektir zalimi mazlumu. Kafiri mümini tespit etmektir. Münafızı mümini tespit etmektir. Firaset, haram lokmalar bütün hücrelerimize de kadar nüfuz etmiş. Devletin hazinesine gelen paranın büyük çoğunluğu fuhuştan, fuhuş sektöründen, kumardan, faizden geliyor. İçkisiz bakkal bulamıyorsunuz adeta çevrenizde. Beş vakit namazını kılan mümin, hacca giden mümin, Mina'da şeytanı taşıyan mümin geliyor, içki satılan bakkaldan gidip alışveriş ediyor.